Nume Tekstil Kumaş Adnan Duman önderliğinde uzun yılların birikimi sonucu 2002 yılında kurulmuştur. Firma sektöründeki son teknolojiye sahip makine parkuruyla fantazi türünde kumaşlar üretmektedir. Bizlerde ağırlıklı olarak ihracat yapan markalara yönelik faaliyetlerini sürdüren firmayı ziyaret ederek ikinci kuşak temsilcisi Genel Müdür Mert Duman'dan bilgiler alıyoruz. Nume Tekstil 2002 yılında kuruldu. Okul hayatımı bitirdikten sonra babamın mesleğine devam ettirmek istedim. Babam da en başından bu yana sağ olsun çoğu konuda destek oldu bana. Bu makinelerin en baştan sökülüp takılmasından kumaşın nasıl üretilmesine, kumaştaki hatalara kadar babamdan eğitimimi aldım, öyle söyleyeyim. Şimdi artık tamamıyla devraldım. Pamuk üzerine penye tişörtler yapıyoruz. Likralı kumaşlar, likralı tişörtler, eşofmanlı kumaşlar yapıyoruz. Fazla olmasa da ev tekstili üzerinde çalışıyoruz. Dalgıç kumaşlar yapıyoruz. Bu ara fantezi üzerine fantezi kumaşlar yapıyoruz. Gene eşofmanlık oluyor. Genelde ihracatçılara çalışıyoruz. Biz genelde kışlık çalışıyoruz. Üçlük konusunda gerçekten iddialı olduğumuzu düşünüyoruz. Zaten makine parkurumuz da genelde üçlük üzerindedir. 24 tane makinemiz var. Bunlardan 20'si 3 iplikti. Yani bu şekilde hep kalın kumaşlar üzerinde ilerliyoruz. Mert Duman, tekstil sektörünün geleceği olan bir meslek kolu olduğunu belirterek eleman bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyor. Hiç genç neslin ilerlediğini göremiyoruz. Benim gibi az sayıda insanlar vardır baba mesleğine bu işe devam eden. Yani bayağı kalifiye eleman konusunda bayağı sıkıntımız var. Bu işin ustalığını yapan insanlar gerçekten hem maaşları da çok dolgun oluyor. Yani el becerileri oluyor. Tek bir yerle sabit kalmıyorlar. Daha farklı konumlara da yükselebiliyorlar. Yani biraz da genç neslinin aslında bu işe biraz destek vermesini istiyoruz. Çünkü hiç bitmeyen, bitmeyecek olan bir meslek. Örsat'ın çalışmalarından memnun olduklarını belirten Mert Duman, örme sanayicilerinin yaşadığı yer sorununun çözümü için yetkililerden beklentilerini dile getiriyor. Biz gayet memnunuz, yani reklam olsun, ilgi alakaları olsun. Gerçekten güzel, yani her bir etkinliğe katılmamız, Ramazan programları oluyor. Yani bu hep bir arada tutuyor. Gerçekten Fikri Bey'in çalışmalarını çok beğeniyoruz yani. Sizin aracınızla şöyle seslenebilirim. Nasıl burada çoğu yerde sanayiler birleşmiş, tabancılar var bilmem ne, bütün her şey triko merkezi var. Örmenin merkezi de olsa daha rahat şekilde, gerçekten daha güzel bir şekilde ilerleyebiliriz yani bu konuda. En büyük, ben yani sizin aracınızda sesleneyim yani. Gerçekten bir kenetlenme olsa bu işin üstünde durulur yani. Devlet de bu konuda gerçekten yardımcı olabilir. Mert Duman son olarak sektörde tercih edilme sebeplerine değinerek ileriye dönük hedeflerini şu sözlerle ifade ediyor. İçin tercih ediliyoruz. Genelde zor ve fantezi kumaşları, gerçekten babamın ustalığı olsun, kendi ustamız olsun, ben olayım, daha kaliteli bir şekilde örebiliyoruz. Yani standart mallardan çıktık artık. Gerçekten babam benim bir markadır bu sektörde. Yani bunu ben değil, herkes söyleyebilir. Onun ustalığı bizi üst seviyelere taşıyor. İleriye dönük hedeflerimizde inşallah babandan aldığım bu mesleği fasonla bırakmamak. Bir şeyler yapıp kumaş satışına girmeyi düşünüyoruz daha doğrusu. İnşallah bakalım, önümüz açık. Yani bu işler de bu şekilde yoğun devam ederse, kimse kimseyi üzmeden ödeme konularında da olursa inşallah biz de bir adım atabiliriz.